Ekseriya Cuma gecesi yani Perşembe gününün akşamında bir düğünden dönen çakır keyif dostlar arasında güzel sesli biri varsa eğlenceli geceden arta kalan keyifle mahalle çın çın öterdi. Mahalle bekçilerinin taşlara vuran sopaları bile susar. Fuzuli'nin bir gazelinden iki beyt gecenin sükutunu ite ite yaklaşır, mahalleyi doldurur, sonra kanatlarını kapıya kapıya uzaklaşır. Geçtiği yolda uykudan uyanmış köpeklerin şaşkın hiddetli havlamalarıyla bozulan tatlı bir boşluk bırakırdı. Bazılarını seslerinden tanırdık. Gecenin bağrında renkli bir havai fişeği gibi yükseliveren bu sesler içinde bir defa meşhur hanede Şahab'ı işittim. Şahab, meşhur Şahab. O parlak sesli. Birkaç kere de Hafız Osman'ı. Bu Hafız Osman birkaç tane de muhterem dinleyiciler bahsettiğim ve Şaşı Osman derlerdi. Gözlerinin hafif şehlalığından dolayı böyle bir lakabı vardı. Hafızlığına rağmen rint meşrep, aşık, şairane manada laubali hatta derbederdi. Mevludu Kur'an'ı fevkaladeydi. Ama dinli müziği dışındaki bilgi ve zevkiyle de pek çoğundan ayrılırdı. Gerçekten dinli müziği terbiye ve üslubiyle yetişmiş olanların la dinli müziğe intibakları çoğu zaman güç olur. Hele o zamanlar medreseden kuvvetli tesirler almış bir efendinin mesela Hacı Arif Demirkül Mücizkar şarkısını okuması kolay değildi. Ağız bir yerde hafifçe medrese tecvidine kaçıverdi mi bıyık altından gülüşmeler başlardı. Sesi güzel, usul de yerinde maşallah ama aşırı okur gibi okuyor diye kulaktan kulağa fısıldadılar mı şöhret gölgelenir bir daha da düzelmezdi. İşte Hafız Osman hafızlığına rağmen bu cins tenkide yaşayış tarzında da muskesinde de hedef olmayanların başında gelmiştir. Yaşayış tarzı bakımından hatta aksine muhafaza edildiği, biraz evvel söylediğim gibi o rindane ve derbeder halinden dolayı çok kere vakidir. Hatta bu sebeple üzülenler, ona acıyanlar olurdu. Allah rahmet eylesin. O zaman acaba Hafız Osman kendini acıyanlara belki başka bir bakımdan acımıştır o da, bilinmez ki. Hafız Osman Efendi'nin sesi herkes gibi boğazından, ağzından, dudaklarından değil de sanki bütün vücudundan çıkardı muhterem dinleyicilerim. Kısa tıknaz gövdesinde midesi, karaciğeri, dalağı, bağırsağı yoktu da bunların yerinde sanki taşmaya hazır bir ses haznesi vardı. Dop dolu bir ses topluluğu. Derin toprak altlarından kaynayan böyle fışkıran pınarlar gibi temiz, gürül gürül, bol, kandırıcı, doyurucu, berrak, parıltılı bir ses. Bir de kalp var içinde bu adamın. Bir yürek. Bir insan kalbi ki ne olduğunu bilmediği bir ateşle yanar, çarpar, çırpınır. Vurur, vurur, zavallı yürek, başını vururdur. Ya, Hafız Osman'ın büyük bir üstünlüğü de gazel okumada gayet sıkı vezinde mısraları, serbest vezinde taksim şeklinde okurken mana ve ustalıkla kullanabilmesiydi. Buna bizim musikide güfte taksimi denir. Okuyacağı güfteyi seçmesini ve gazeli irtical halinde okurken nameleri yerle yerleştirmesini bilmeyenlere musiki aleminde yer verilmezdi. İşte Hafız Osman, Şaşı Osman o hanendelerdendi ki şiiri musiki arasında harcamaz. Tam aksine musikiyle şiiri inşa ederdi. Tamburi Cemil Bey de Şaşı Osman'ı çok, hem pek çok severdi. Hafız Osman'ın çalışarak öğrendiklerinden ziyade Allah vergisi olan taraflarına tam manasıyla hayrandı Cemil Bey. Osman Efendi okurken Tamburi Cemil'in sapsarı kesildiğini kaç kere gözlerimle gördüm. Birisi canlı, kuvvetli, kalbinin çarpıntısı yüzünün kırmızı renginde belli. Öteki ince, nahir, soluk benizli, ta içinden titreyişli bu iki adamı şimdi yine eski bir plakta yan yana bulacaksınız. Her zaman bir bağmuk azra olur, alem bu ya. Nerede nerede efsaneler peyda olur, alem bu ya. Kabzu bağız tıkıl tefekkür aleminde, ey gönül, vakti sermanın sonu, vakti germa olur, alem bu ya. Yani dünya durdukça Bağmuk ve Azra'nın aşkı gibi büyük aşklar her zaman doğar. Bir zamanki o aşklar bugün nasıl efsane olmuşsa, şimdi de öyle aşklar olur ki bunlardan yeni yeni efsaneler çıkar. Hele bir düşünceler aleminde genişle, daral, uzaklara git, yakınlara gel, dön dolaş, ey gönül.
Göreceksin ki soğukların vakti geçer, sıcak olur, kıştan sonra yaz gelir. Efendim, canım şiiri böyle tercüme ve tefsir etmek o teksif edilmiş güzelliği bozuyor. Aslını bir daha okuyorum, ondan sonra Cemil ile Osman yalnız kalsınlar huzurunuzda. Her zaman bir Mamuk-u Azra olur, alem bu ya. Nerede nerede efsaneler peyda olur, alem bu ya. Kabzu bas kıl tefekkür aleminde, ey gönül, vakti sermanın sonu, vakti gelme olur, alem bu ya. Efendilerim.